yaratan bir hesap vardı. Buluşmalar serisi. Buluşmalar serisinde efendim bir kişiyle işte bir erkek ve bir kadın buluştuğu zaman neler düşünür, iç ses neler der ondan bahsediyordu. Şimdi o hesap biraz daha genişledi. Sevgili Balküpü katıldı onlara. Bir sonraki bölümde şimdi onları izleyeceğiz. Bakalım hikayeleri neymiş? Balküpü'nün bu kadar tatlı olmasının sırrı nedir? Fenomen olmak. Sizce sosyal medyadan takip ettiğimiz, bir anda bizleri gülümseten videoları çeken kişilerin başarıları tesadüf mü? Hayır değil. Gelin sizlere nedenini açıklayayım. Buluşmalar desem, kaçınız YouTube ya da TikTok'ta izledi? Eve bir şeyler bakıyor ve vedalaştık. Tamam, biraz daha tüyo veriyorum. Yanakları pamuk gibi olan, kod adı Balküpü diye bildiğimiz Nazlı, şirin mi şirin kızın buluşma videoları. 17. buluşmadayız. Kilo veremeyince saçları düzleştirmiş. Beğendim mi diye sürekli bana bakıyor. Kolları ne yapacaksın acaba? Kahve içmeye çıktık. Aslında moralim bozuk diyor. Ne oldu dedim. Kreşten ödül verdiler, kimseye söyleme diyor. Bir tahta buldum. Deniz çiziyor galiba. Şurada da bir buzdağı. Şu da balık. Döndü annemi çizdim diyor. Çıkmaz kalemle çizmiş. Hemen kaçtık. Ha tamam. Şimdi hatırladınız. Bizler Mehmet Ali Çatal'la, ismi Eliz Mile olan dünya tatlısı bir kız çocuğu videolarıyla tanıştık. Güldük, eğlendik ama sonra hepimiz şok. Derken Keanu Reeves'in kumral hali, hatta Türkiye şubesi gibi yakışıklı fenomenin postlarını takip eder olduk. Peki gülümsemesiyle genç kızları gülümseten akıl küpü aslında neler yapıyor dersiniz? Mehmet Ali Çatal hasmahas Kadıköylü. İstanbul Beyefendiliği'nin güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan Çatal, 1991 doğumlu ve sizlere söylüyorum henüz sevgilisi yok ve bekar. Eskişehir Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuş ve aslında biz onu Leyla ile Mecnun, Kanunsuz Topraklar, Yargı ve Kardeşlerim gibi başarılı dizilerde ara ara görmüşüz. Nasıl fark edemedik diye dövünmeyin hiç. Hatta Mehmet Ali Çatal'ın çok iyi hikaye yeteneği de var. Bir döneme damga vuran ünlü karikatür dergilerinden Gırgır ve birçok gazetede öykülerinin yayımlandığı da doğru. Ünlü fenomenimizi daha da yakından tanımak isteyenlerle son kozumuzu paylaşıyorum. Mehmet Ali Çatal'ın kaleme aldığı 6 adet kitabı var. Tekrar soruyorum, fenomen olmak kolay mıymış? Sosyal medya aslında pek çok kişinin hayatına renk katıyor ama bence özellikle Balküpü ile tanıştıktan sonra hayatımız daha renklendi. Sevgili Mehmet Ali Çatal vasıtasıyla onunla tanıştık. Ben bu arada seni herhalde hesabının ilk takipçilerinden biriyim. Evet evet hatırlıyorum. Daha benim ilk buluşma videoları patladığında siz takip edenlerden biriydiniz. Hatta ben mavi tikli biri takip ettiğimde çok mutlu oluyordum. Çünkü böyle 50 bin, 60 bin yeni buluyordum ya. Efendim. Ne yapacak? Onlar bizi çekiyor şu an. Neriman bizi izliyor. Bu arada Balküpü'nün arkadaşı Neriman değil mi? Evet. Kankası. Neriman bizi izliyormuş. En yakın arkadaşı. O yüzden ona el sallayacakmış galiba. Hadi Neriman'a el salla şimdi. Ama biraz gülümse ki Neriman senin evet. Mutlu olduğunu anlasın. Kaç yaşındasın Balküpü? 2 yaşındayım. 2 yaşındasın. Sanki böyle 3 de olabilirsin gibi bir duyum aldın mı? 3. 3 müsün? Pasta üflemişsin çünkü üzerinde 3 tane mum varmış. Evet. Öyle dediler bana. Saymayı da biliyor. 6'ya kadar falan sayabiliyor değil mi? Anne. Anne. Anneye el salla. Buradan anneye de el salla. Anneye de el salla bakayım. Tamam. Süper. Mehmet Ali nereden aklına geldi böyle bir şey? Yani... Hocam ben Gırgır dergisinde bunu yarım sayfalık hikayeler halinde yazıyordum. Miza hikayeler olarak. Ben küvaletini çıkartırım. Tamam sen çıkart. Ben tamam. Mehmet Ali abine sen bir şey soracağım. Olur mu? Sen orada çıkart. Giydir, uyut. Ondan sonra sosyal medyaya bir şeyler yapmalıyım diye düşündüğüm bir buhrana girdim, bir döneme girdim. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya hem maddi hem de manevi olarak çok tatmin eden bir alan. O sıkıldı, arada gider gelir. O geçsin. Tamam. Ondan sonra bu fikir aklıma geldi. Bir gün şeyi izliyordum. Sevli Boylu Mal Yazmalımı izliyordum. Orada iç konuşmalar çok yoğundur biliyorsunuz. Doğru, evet. Tutsam kolumdan götürsem evet. Benimle gelir mi falan. Dedim bunun komedi versiyonunu yapsam acaba nasıl olur? Çok komik olur falan dedim. Kız kardeşime anlattı konuyu. Dedi ki ben komik bulmadım ya dedi. Gerçekten. Beni bulaştırma dedi. İyi tamam dedim. İlk başta umduğun desteği bulamadın yani. Bulamadım. Ondan sonra kız arkadaşıma açtım konuyu. O da dedi ki ya bana komik gelmedi ya dedi.
Ben de diyorum ki ya bence bu çok komik bir şey. Bir de daha önce denenmemiş bir şey ya. İnsanlar tabii şey yapıyor. Tutmaz falan diye bakıyor. Ya bir deneyelim, ben bir yapayım dedim, çekeyim dedim. Bir gör kendini, bence çok komik bulacaksın dedim. Öyle de yaptım, çektim. Sonra ilk günden 1 milyon izlenince o da şaşırdı. Kız kardeşim pişman oldu. Bu arada alayım ben, sen anlatırken o hikayeyi, gel bal küpü. Gel. Atla. Hop. Evet, tam bir küçük hanımefendi. Evet. Bebeği de tamamıyla soymuş şu anda. Hoppala. Süper. İlk günden 1 milyon izlenince bu iş yürür dedik, ne oluyor? Başta biri şaka yapıyor falan zannettim. Tamam, orada uyusun. Sen biraz onu uyut. Hava çok sıcak, ondan soydu şimdi. Aslında senin tabii yazarlığın da var. Kitabını okudum, öyküler aslında, kitabını okudum. Biz tabii bir yandan burada hani sağlığı da anlatmaya çalışıyoruz. Ve bence sağlığın en önemli parçalarından bir tanesi ruhsal sağlığı koruyabilmek. Mizah da onun en iyi yollarından bir tanesi. Evet. Hatta senin bu kitabının başlangıcı da şöyle. Hayat gerçek değil, ciddiye alma. Evet. Hayat mottom, hayat gerçek değil, ciddiye alma cümlesiyle özetlenebilir. Çünkü zaten hayatında herhalde en önemli parçalardan bir tanesi mizah gibi. Evet. Bir de mizahla ilgilenen insanlarda genelde bu oluyormuş zaten. Olayları ciddiye almama durumu. Ben de genelde ciddiye almam, daha absürt pencereden bakarım olaylara. Herhalde bu da benim bu işleri üretmemde bir basamak oldu, bir temel oldu diye düşünüyorum. Peki bal küpü işin içine nasıl girdi? Şimdi buluşma videoları patlayınca bunun nasıl bir değişik versiyonu yaparım diye düşünüyordum. İşte biri beni anlatsın karşı taraftan, böyle gidelim falan diye düşündüm. Ama sonra kız arkadaşıma yaptırınca onun ses tonu falan pek gitmedi buna. Tam hayal ettiğim gibi bir şey olmadı. Sonra bir marketin reklamını yapmıştık. Ben de dedim ki bir çocuğumuz olsun falan dedim. Sonra girip çıkıyor yalnız kadroya. Olsun. Yes, takıl. Rahatsın değil mi sen? Çok farklı bir çocuk. Çok tatlı bir yüzü var. Çok tatlı. Dedim onu bir kullanayım dedim. Çok da yakıştı. Ondan sonra aklıma böyle bir şey geldi. Ya ben bal küpüyle buluşayım dedim. Böyle bir karakter olsun. İşte karakterin bir yeğeni olsun, dayı olsun kendisi. Ablası da işi aslında çıktığında onu bıraksın. Aslında senin yeğenin veya kuzenin değil. Ama çok sevdiğim bir arkadaşım evet, kızı değil mi? Evet, çok sevdiğim bir arkadaşımın kızı. Böyle bir şey yapayım dedim. O da ilk günden 2 milyon izlendi. Daha büyük bir patlama yaşadı. Tabii ki çocuğa kimse hayır demez, çocuklar. Ama zaten bal küpü de çok sevimli, çok güzel bir kız. Evet. Gel biraz pantolon çekil. Gel. Düzeltelim şunu. Peki şimdi bu hikayelere baktığım zaman burada farklı öyküler var. Evet, biraz böyle ütopik öyküler de var aslında. Evet, evet. Seviyorum öyle şeyleri. Yani özellikle şeye çok bayıldım. Bu Berber Emre ile Kemal'in hikayesi. Ben onu bir dönem gerçekten düşündüm. Öyle mi? Çok komplike bir roman yazmaya karar vermiştim. Çünkü bu uzayabilecek bir hikaye gibi geldi bana da açıkçası. Ama romanı yazabilmek için evden çıkmaman lazım, kapanman lazım, belli bir şeye girmen lazım. Yani konsantrasyon elde etmen lazım. Ben de dışarı çıkmadan duramayan bir insanım. İşte seviyorum sosyalleşmeyi falan. Dedim ki acaba saçımı sıfıra mı vurdursam? Hani dışarı çıkmamak için bir sebep olurdu falan dedim. Bunu kafamdan geçiriyordum ama gerçekleştirmedim tabii. Bunu hikayeye döktüm. Böyle bir adam olsun. Sonra herhalde bir çay koydun ve rahatladın çünkü. Hikayede diyorsun ki insan o kadar basit bir canlı ki çaya bile sevinebiliyor. Evet. Sen peki karakter olarak böyle misin? Yani hakikaten çok basit şeylerde rahatlıkla ben, mutluluk hisseder misin? Evet, huzuru arayan biriyim yani. Şimdi mesela diyorlar ki işte sosyal medyanın belli bir maddi getirisi oluyor ya. İşte diyorlar ki benle bir daha görüşen eski arkadaşlarım, ya sen hiç değişmemişsin ya, aynı adamsın falan diyorlar. Ben zaten bu gücü elde etmeden önce de biliyordum bunların çok önemli kazanımlar olmadığını. Mehmet Ali, şimdi tabii sosyal medya böyle aslında biraz böyle sabun köpüğü gibi bir şey ya. Sen mesela sürekliliğini devam ettirmek için, biliyorum senin oyunculuğunda var, işte yazarlığında var. Hayattaki, hayat için böyle bir planın var mı? Şimdi biraz önce söylediklerini düşündüğüm zaman hani belki de ya o gün neyi gerektiriyorsa onu yaşarım gibi düşünüyor olabilirsin de merak ettim. Ne diyorsun? Öncelikle şu anekdotu aktarayım. Takipçim böyle 200 bine, 250 bine falan çıktığında şöyle kabuslarla uyanmaya başladım. Bir uyanıyorum takipçim 3. Bir nasıl bu 5. Kabus olarak mı görüyordun? Evet, bunu yaşamaya başladım. Çünkü birden işte 250 bin kişi seni takip ediyor falan, reklam meklam almaya başlıyorsun. Ya bu elimden giderse diye bilinçaltımda bir şeyler dönmeye başladı. Yani dürüst olayım, korkuyordum. Ondan sonra bu tabii oturdu. İşte şimdi 700 bine falan gidiyorum. Bunun hayatımda çok da hayatımın merkezi olmadığını düşünmeye başladım.
Senin için mesela yazarlık mı, oyunculuk mu? Yani bu işin belli ki sosyal medya zaten, esasında sadece bir onun ayağı. Tabii. Bu işin temelinde zaten yazarlık var. Hani iyi metin yazarsan, iyi espri yaparsan video akıcı oluyor, iyi oluyor. Ve milyonlarca kişiye ulaşıyor. Şu kitapta mesela, şu kitabın atıyorum 50 bin sattı. Hı hı. Ama bir video yüklüyorum, 15 cümlelik bir metin yazıyorum, 10 milyon izleniyor, 20 milyon izleniyor filan. Sosyal medyanın bu gücünü göz ardı edemeyiz. Bu arada okurken şey hissettim, sanki videoyu seyrediyormuş gibi hissettim. Çok benziyor değil mi? Aynı üstün. Evet, evet. Aynı üstün. Gırgır dergisinde de işte aynı hikayeler yazıyordum. İşte o hani diyor, mio, şo falan bunları kullanıyordum, bu terimleri kullanıyordum yine. Daha tuhafları da vardı. Tabii dergide daha özgür oluyorsun. Hı hı. Bir mizah dergisinde daha özgür oluyorsun. Video yaparken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Doğru, toplumu geneline hitap mesela ettiğimiz bal için. Mesela bal küpüyle sonuçta esasında bir çocukla video çekerken biraz daha da dikkatli olman kesinlikle gerekiyor. Mesela zaten orada dikkat ettiğin şeyler ne var? İşte yani, başta çok korkuyordum. Gizem'e de annesine babasına da söyledim. Acaba tepkiyle karşılanır mı bir çocuğu oynatmak? Hem de bir buluşma videosunda oynatmak. Acaba tepkiyle karşılaşır mı falan diye çok konuşuyorduk. Ama korktuğumuz olmadı. Annesinin ve babasının rızası olarak zaten bunu yapıyorsun. Tabii ki. Hatta ben korkuyordum. Onlara ilk konuyu açtığımda işte diyordum böyle bir şeyle karşılaşır mıyız? Ters teper mi? Linç yer miyiz? Çünkü dediğiniz gibi öyle bir alan ki seni rezil de edebilir, vezir de edebilir. Şey oluyor mu peki? Ya mesela bende bile, ben mesela bazen YouTube videolarında işte kötü bir şey geldiği zaman, yorum geldiği takıyor zaman. Takıyor musunuz kafaya? Vallahi ben kafaya eskisi kadar değil. İlk zamanlar çok takıyordum. Yavaş yavaş ona da herhalde adapte olduk ama. Sen mesela kötü yorumlarda kafaya takar mısın? Ben de onu diyecektim. Aynen sizin gibi başlara takıyordum. Hatta senin hayatının anlamı gibi bir şey oluyor yani. Biri kötü bir şey yazdığında öyle miyim, öyle mi yaptım, eyvah falan diyorsun. Ama ondan sonra bunun çok da mühim bir mesele olmadığını fark ediyorsun. İşine yöneliyorsun. Hani kendin zaten görüyorsun hatalarını, başarılarını, neresi komik, neresi değil. Videoyu yaptıktan sonra bir kız kardeşime atarım. Bazen tabii benim de göremediğim şeyler olabilir. Çünkü siz o kadar içine giriyorsunuz ki içeriğin. Doğru. Dışarıdan bir gözün bakması lazım daha sağlıklı olabilmesi için. İşte onlardan eleştiri alıyorum. Var mı tuhaf bir şey, gözünüze çarpan bir şey falan filan. Onlar da genelde ha 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 yazıyorlar. Çok da işime yaramıyor yani. Bana eleştiren bir göz lazım. İşte final olmamış, daha vurucu olabilir falan gibi eleştiriler bekliyorum. Bu daha çok işime yarıyor aslında. Peki Mehmet Ali Çatal nelere güler? Şey yani yapayım. Film mesela film seyretmek mi, komedi filmi mi, tiyatro oyunu mu, Ricky okumak Gervais mı? Ricky Gervais var hocam biliyorsunuz. Ricky Gervais'i çok seviyorum. Evet. İngiliz komedyen. Onun stand-up'larını seviyorum. Biraz radikal şeyleri de var, esprileri de var ama onu seviyorum. Orijinal şeyleri seviyorum yani. Ya yaratıcı olmak hiç kolay değil. Özellikle mizahta bence çok zor. Çünkü yaptığın bir espri evet birinin çok hoşuna giderken bir diğerinin bam teline dokunabiliyor. Seni mesela yaratıcılığını tetikleyen şeyler neler? Hocam bir kere çocukluk. İçimde çocuğu hala yaşıyorum. Yani çocukluğumu hala yaşıyorum. Çocuklar biliyorsun çok yaratıcı canlılar. Hatta ünlü bir yönetmenin sanırım Spielberg bir sözü var. Diyor ki bana 8 yaşında bir çocuğun hayal gücünü verin. Size bu sektörden milyar dolarlar kazanayım diyor. Doğru. Çok doğru. Çocukluğunu öldürmemen lazım. Ben de çocuğum yani içinde onu taşıyorum. O çocuğu hala yaşatıyorum. Ve çocukları diyorsun. Da çok seviyorum. Bal küpünden mesela hiç geri bildirim alıyor musun? Hocam, hani, bizi, o sana ilham veriyor mu? Bizi hiç çekmiyorlar galiba. Sürekli bal küpünü çekiyorlar. Kameranın takip ediyoruz. Biz burada konuşuyoruz ama. Bölümün starı o, kusura bakma. Açıyoruz, bir izliyoruz, biz yokuz. Acaba büyüdüğü zaman ne düşünecek mesela? Işte şu aklına geliyor mu? Yani çok, ne bileyim şu anda 3 yaşında da işte mesela 12 yaşında, 13 yaşında. Çok büyük handikap. Şimdi Gizem'e onu söylüyorum. Ya çocuk bana minnettar da olabilir, çok teşekkür de edebilir beni çektiğin için. Evet. Ama bunu istemeyebilir, hoşuna da gitmeyebilir. Onu pek sanmıyorum ama olabilir mi öyle bir şey? Ya hiç belli olmuyor gerçekten. Sonuçta çocuk starların hani bazıları mutsuz olabiliyor. O kadar tanınıyor olmaktan. Ya da tanınır, gerçi şu anda herhalde hissetmiyordur. Hani tanınıyor olmanın bir şeyini hissetmiyordur. Tabii anlam veremiyor. Sokakta gelip bunlar niye böyle fotoğraf çekiliyor ya falan diyor. Genellikle çocuk starlardaki hadise şey oluyor. Hani başlangıçta o çok olan ilgi düşünce bir anda oluyor. Düşünce düşerse, tabii o psikolojik olarak bir rahatsızlık hocam, verebiliyor. Hocam o bende de olur. Yani şu an dediğim gibi o kabusu görürsem birden 5 takipçiyle uyanırsam ne oluyor ya falan derim yani. O herkes şey, bu arada senin hiç taklitçin var mı? Yani bu çok var. Yapıldı mı tekrar? Çok var. Bak ben çok sadık bir izleyiciyim. Hiç onlara bakmadım. Görünce geçiyor musunuz hocam? Hiç düşmedi de yani. Ya şey konusunu bir kapatayım. Dediniz ya ileride hoşuna gider mi gitmez mi? Mesela benim toplam çocukluğuma ait 5-6 tane fotoğrafım var. Ben mesela bunu çok isterdim. Babam beni çeksin, dayım beni çeksin, böyle videolar üretsin. Çok isterdim mesela.
O yüzden kendimi, vicdanımı da rahatlatayım. Bence onun için çok mutluluk verici bir hatıra olacak. Güzel bir hatıra olacak kesin tabii canım. Aynen. Bu arada Kadıköy'de doğmuşsun. Kadıköy'de galiba, doğdum, değil mi? Evet. Hastanesinde doğdum. Bir doğum günümde de oraya gittim. Hatta şansa ben gittikten sonra da orası yıkıldı. Hani gideyim dedim, doğduğum hastaneyi bir göreyim dedim. Böyle şeyler önem veririm. Hoşuma gidiyor işte. Eşyanın ruhu falan. Doğru. Gidiyor. Ben de bir gün gidip doğduğum hastanede nöbetçi olmuştum. Doğum gününde. Bu çok daha anlamlı. Enteresandı gerçekten. Çok nasıl bir his hocam ya? Orada dünyaya geliyorsun. Ya evet, hani düşünüyorsun. O zaman herhalde ben 40 yaşında falandım. İşte ya diyorsun. Hocam ben sizi şu an 40 zannediyorum. Çok naziksin, çok teşekkür ederim. Mizah anlayışı, vallahi espri anlayışı çok iyi değil mi? 53'üm, çok teşekkür. Hakikaten diyorsun ki 40 yıl önce ben burada doğmuştum ve bugün nöbet tutuyorum ve hasta bakıyorum. Hakikaten çok enteresan oluyor. Yani. Ya zaten ona hani değinmeye bile gerek yok ama yaptığınız iş o kadar müthiş bir iş ki yani. O kadar herhalde manevi olarak dünyada bu kadar tatmin eden başka bir meslek var mıdır ya? Yani şöyle, evet, hakikaten çok güzel bir meslek. En azından ben ruhen çok tatmin oluyorum. Evet. O kesin. Ama bu da zaten görüntünüze, hayatınıza falan yansıyor diye düşünüyorum. Çünkü yakışıklısınız. Genç görünüyorsunuz. Şey ya, aslında enerjiksiniz, bir insanın şeyi çok önemli, biliyor musun? Kişi kendini genç hissediyorsa uzun yaşıyor ve daha sağlıklı oluyor. O çok önemli. Sen mesela şey, ben neden yaşlı hissediyorum hocam ya? Gerçekten... Sen kaç yaşındasın şu anda? Ben 32. Kaç hissediyorsun? Bilmiyorum ya, bende bir şeylik var, yaşlılık var ya içimde. Hem çocukluk var hem yaşlılık var. Ama yani hiçbir şeye yansımıyor Mehmet Ali. Yani hani yazılarında da yok. Ürettiğin şeylerde de yok. Ya. Şey yapıyor musun? Mesela sağlığına dikkat eder misin? Gördüğüm hocam kadar, etmeye kiloni... başladım çünkü yakın zamanda check-up'a girdim. Karaciğerimde biraz yağlanma çıktı. Ondan sonra hani insan biraz dürtülüyor ya. Doğru. Düzgün beslenme. Menüye bakarken işte burgerleri görmemeye başlıyor. Oraları flu görmeye başlıyor falan. Biraz o dönemdeyim. Şey konusunda çok dikkat ederim. Multivitamin, neyim eksik, kan değerlerime baktırırım. B12 mi, D vitamini mi, onlara çok dikkat ederim. Multivitamin konusunda şöyle enteresan bir bilgi var. Aslında multivitamin kullananlar ve kullanmayanlara baktığın zaman hastane vizitleri arasında ciddi bir fark yok. Yok mu? Yok, hayır. Eyvah. Yani o çok vitamin kullanan kişiler daha az hasta olmuyor. Ama kişilere sorduğun zaman kendini sağlıklı mı hissediyorsun? Vitamin kullananlar kendini daha sağlıklı hissediyor. Plasebo mu? Biraz öyle. Bizim mesela sağlık konusunda en çok ihmal ettiğimiz şey uyku. Evet. Yani hakikaten sağlıklı yaşayabilmen için en az 7-9 saat uyuman gerekiyor. Yaşlandıkça herkes şey diyor ya, esasında uyku ihtiyacımız azalıyor diyor ya. Ama yaşlılar daha çok uyuyor hocam. Şöyle, aslında yaşlılar daha çok uyumuyor. İhtiyaçları da azalmıyor ama gece mesela erkeklerde prostat problemi başlıyor. Gece sık kalkıyorlar. Mide problemleri yaşıyorlar. Reflü nedeniyle sık uyanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla aslında uyku kaliteleri düşmeye başlıyor. Evet. Yeteri kadar uyumadıkları için de bu sefer gündüz uykuya yenik düşmeye başlıyorlar. Yaşlılardaki problem aslında o. Gündüz uyuyorlar yani. Gündüz gece uyuyorlar. Yoksa hani daha fazla uyumuyorlar aslında da. Hani keşke bu tür problemler olmasa ve böyle 7-9 saat herkes uyuyabilse. Ama olmuyor işte. Ben de şunu belirteyim. Siz dediniz ya, sizi ilk takip edenlerden biriyim. Ben de mesela bende şey vardır. Kronik yorgunluk işte. Sabah kalkarım yorgun. Akşam her gün yorgunum yani. Evet. Verdiğiniz uyarıları şey yapmıştım. Dikkate almıştım. Evet, teşekkürler. İlk uyarı da şeydi. Kan sayımına bir baktır demiştiniz. Doğru. İkinci uyarıyı da yapabilir miyim? Bal küpünün ayakkabısı orada kaldı. Düşünün falan. Gerçi o çok rahat şu anda gördüğüm kadarıyla. Böyle de giymek istiyor musun? İstersen ötekini de çıkarabilirim. Giymek ister misin? Tamam, giydiriyoruz. Yani işime yarayan sağlıklı bir videoydu hocam. Şey tabii çok olmaya başladı. Hani sosyal medyada herkes her şeyi paylaşabildiği için. Doğru bilgiye ulaşmakta biraz problem. Senin mesela öyle bir filtren var mı? Doğru bilgi konusunda. Tabii ki. Herkesin işte güvendiği insanlar var. Sizi takip ediyorum. Bir doktor beyefendi daha vardı. O da short çekiyor böyle kısa videolar. İşte bir konu başlığı pat. Şöyleyse şöyle, şöyleyse şöyle, bitti. Peki sağlığa mizahçı olarak bakış açın nasıl? Diş ağrılarının vazgeçilmez antibiyotiği. O hikayeyi çok severim mesela. Gerçekten. Ve o gerçektir. İşte arkadaş da şey, onun iyi geldiğini bildiği için geçmiş tecrübelerinden illa onu istiyor falan. Orada bir kaos çıktı. Onun hikayesidir bu da. Meraklılar izliyor. Okurken izleyelim, biraz şey hissettim. Acaba burada gerçekten yaşanmış hikayeler var mı diye. Hocam %90'ı yaşanmış onlar. Öyle mi? Tabii ki. Yani çünkü mizah zaten gözleme dayalı bir şey, biliyorsunuz. Doğru.
ya kendi gözlemlediklerinden ya siz bana bir hikaye anlatırsınız. Ben onu kendi parçalarımla birleştiririm. Öyle kaleme alırım. Hı hı. Bunlardan mütevellit. Böyle oluşuyor zaten. Çoğu da yaşadığım şeyler. İyi bir gözlemciyim. Mesela çok konuşan bir insan değilim. Şimdi programdayız. Gereklilikleri yerine getiriyorum. Çok konuşan bir insan değilim. Herkes böyle beni izleyen, susan, sinsi biri olarak tanımlar mesela. Genelde böyle izlerim. Arkadaşların arasında böyle çok konuşmayan bir tip olarak mı dinlersin? Bu da enteresan. Evet evet, çok konuşan biri değil. Ama genellikle mizahçılarda var galiba o, değil mi? Benim de tanıdığım evet, mizahçılar. Çünkü tahmin ediyorum sizler biraz daha fazla gözleme önem veriyorsunuz. Evet, böyle doğuyor. Gerçekten gözlemleyerek doğuyor. Yani ayrıntıları o durum görerek. Komedisini bulmak. Hı-hı, ayrıntıları görerek. Sevgili Mehmet Ali, gerçekten çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Bal küpü de orada hocam. Zaten Özge ile güzel vakit geçiriyor. Nereye gitmiş? Dereotu ayıklıyoruz şu nereye anda. Nereye gitmiş? Bir şey söyleyeceğim. Söyle, bal küpünü transfer etmek istesek mümkün müdür? Konuşuruz. Annesi orada. Nerede koyalım? Tamam. Bak, komple de verebiliriz. Harika. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Onlar orada gayet mutlu zaten. Özgeciğim, ellerine sağlık bugünkü tarifler için. Biz yemeyecek miyiz? Ne yaptınız? Programdan sonra. Ha, programdan sonra. Ne yaptığımızı duysan inanamazsın. Çünkü karpuz kabuğundan, gemiler değil ama soğuk çorbalar yaptık. Bizle kalırsan beraber yeriz şimdi. Kalacağız tabii. Harika. Çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Başarılarının devamını diliyorum. Sevgili dostlar, bugünkü programın da sonuna geldik. Gelecek hafta yine başka bir bölümde, başka konularla, konuklarla sizle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İkinci buluşmadayız. Star TV'ye gidiyoruz. Televizyona çıkacağız. Heyecan yapmış. Geldik. Heyecanlı değilmiş gibi davranmaya çalışıyor. Yine çağırıyorlar, bebek uyumadı diyor. Yönetmen bağırınca şaka yaptım hocam dedi. Sivilceyi görünce hemen makyaj aldılar. Bana bir yalandan pudra bile geçmediler. Şurada bir sivilce çıkacak sanki dedim. Kimse ilgilenmedi. Stüdyoya geldik. Bunları sakın yeme, çekeceğiz dediler. Morali bozuldu. Kadın ekranı anlatıyor. Balık ekmek var mı abla diyor. Ve Murat Aksoy geldi. Doktoru görünce kaçtı. Şok. Yemeğin de bir tanesini almış. Bir gittik, rejiye girmiş. Yayın akışını komple yalı çapkını yapmış. Bütün reklamları da silmiş. Genel yayın yönetmeni geldi. 7 milyon lira zarar var diyor. Senet imzalattılar. Mecbur yayın başladı. Murat Aksoy yalandan gülüyor. Yayında yine yemekleri aldı. Kadın meyve suyunu fırlatıp gitti. Çocuğun üstüne geldi. Bana da sıçradı. Reklama girecekler, reklam yok. Murat Hoca apar topar programı kapattı. Kanaldan çıkardılar. O kadını bulacağım diyor.